Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu es-sani. ders. El-ismul muzekker vel ismül müennes. Bugünkü konumuz arkadaşlar müzekker isim ve müennes isim. Bu Arapçaya ve bazı birkaç dile has bir özellik arkadaşlar. Bizim Türkçede böyle bir kural söz konusu değil. Müzekker veya müennes isim ayrımı bizde yok. Ehlül hayri Ehlü, ehlün, aile, eş, akraba manalarına gelir. Ama hayır ile beraber kullanıldığında sahipleri manasını ifade eder arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz burada? Hayır sahipleri, iyilik sahipleri diye tercüme edebiliriz. <Sasıyor> Mahmudun, talibun, mücitehidun. Mahmud çalışkan bir öğrencidir. Ve uhtuhu Fatimetu ve onun kız kardeşi Fatıma da talibetün müctehidetün çalışkan bir öğrencidir. Kevvene mahmudun kevvene oluşturdu, kurdu mahmud cemaaten bir birlik, bir grup, bir ekip kurdu. Li müsaadeti tullabil fukarai fakir öğrencilere yardım etmek için burada li için sebebiyet manası verdi arkadaşlar. O zaman nasıl toparlayalım? Mahmut fakir öğrencilere yardım etmek için bir grup, bir ekip kurdu. iştirake fiha o birliğe o gruba iştirak etti, katıldı, dahil oldu. Halidun ve Halid ve Ali dahil oldu. Cema'a Mahmudun nukuden kesireten. Mahmud çok para topladı. Nakdun çoğulu nukud. Para manasına gelir. Ve sellemeha lil mudiri. Onu yani o paraları teslim etti müdüre Mahmut toplamış olduğu o paraları buradaki ha paralara nukut kelimesine dönüyor arkadaşlar. Müdüre teslim etti. Vezze'al mudiru en nukude Müdür paraları dağıttı. Alet telamizil fukarai Fakir öğrencilere paraları dağıttı. Evet bakın arkadaşlar ala her zaman üzerinde manasını ifade etmez. Bazen de burada gördüğümüz gibi ilanın ifade ettiği ea manasını da verir arkadaşlar. Cümledeki konumuna göre bu şekilde mana ifade ederler, harf icerler. Ve kevvenet Fatimetu cema'aten li musa'adeti talibatil fakirati. Yukarıda bakın arkadaşlar. Kevvene mahmudun demişti. Evet burada kevvenet fatimetu. Ufak bir değişiklik söz konusu. İşte bu müzekker müennes konusu arkadaşlar. Partiyi tercüme ettikten sonra konuyu anlatırken bunlara değineceğiz inşallah. Fatıma kurdu, oluşturdu. Cemaaten li talibatil fakirati fakir kız öğrencilere yardım etmek için bir ekip, bir grup oluşturdu. İşte Raket fiha o ekibe dahil oldu, katıldı. Necla u ve Leyla. Necla ve Leyla. Bunlar bayan. Cemaat Fatimetu nukuden kesiraten. Fatıma çok para topladı ve sellemet Onları yani o paraları müdire hanıma teslim etti. Ve zaat el müdire paraları dağıttı. Alet tilmizatil fakirati. Fakir kız öğrencilere paraları dağıttı. Alime el validu Alime bildi öğrendi. Baba öğrendi. Bima fa'alehu Yaptığını öğrendi. İbnuhu mahmudun Oğlu Mahmud'un yaptığını, yaptığı şeyi öğrendi. Ve binetuhu Fatimetu ve kızı Fatıma'nın yaptığı şeyi öğrendi. Fe surra minhuma ve şekerahuma, Surra sevindi, memnun oldu. O ikisinden memnun oldu. Ve onlara, o ikisine teşekkür etti. Şimdi parçayla alakalı soruları okuyup tercüme edelim arkadaşlar. 1. Limâzâ kevvene mahmudun hâzihil cemaate? Evet, özel isimlerin sonundaki hareketleri telaffuz etmemize gerek yok arkadaşlar. Cezim yaparak Mahmud diye de söyleyebiliriz. Evet, Mahmud niçin bu ekibi kurdu? Parçada var cevabı. 2. Men iştareke fil cemaati elleti kevvenethe fatimetu. Yine bir isimin sonunda yuvarlak T varsa o yuvarlak T'yi telaffuz etmeyebiliriz. Yani Fatıma diye durabiliriz. Evet Fatıma'nın kurduğu bakın elleti dıgı diye manası verdi burada. Kurduğu ekibe gruba kim katıldı? Kim dahil oldu? 3. Mâzâ fe'ale Mahmud bin nukûdilleti Evet. Mahmut topladığı paraları ne yaptı? Evet şimdi sayfa 20'yi açalım arkadaşlar. Burada özet kısmı var. El hulasatu. Bu özeti okuyup konumuzu anladıktan sonra alıştırmalara geçelim inşallah. Konumuz neydi? Müzekker ve müennes isim. El ismu nev'ani isim iki çeşittir. Birincisi müzekkerun, müzekker isim. İkincisi bakın B'de müennesün, müennes isim arkadaşlar. Dediğim gibi müzekker ve müennes kavramı Türkçe'de olmadığı için bunları tercüme etmiyoruz. Direkt müzekker isim, müennes isim diyeceğiz. Bazıları erkek dişi veya eril dişil diyor ama bence bu doğru değil. Sadece ne olduğunu anlayacağız. Müzekker isimden kasıt ne? Müennes isimden kasıt ne? Bunu anlarsak yeter arkadaşlar. İsimleri olduğu gibi bırakacağız. Müzekker diyeceğiz, müennes diyeceğiz. Yadullu ala zekerin. Müzekker isim şuymuş arkadaşlar. Bir erkeği gösterir. Erkeği gösteren isimlere önce müzekker isim denir. Sadece bu değil, devam edeceğiz. Mesela Muhammedun Muhammed bir erkek ismidir. Dolayısıyla bu isim müzekker bir isimdir. Hamzatu, Hamza bir erkek ismidir. Dolayısıyla bu isim de yine müzekker bir isimdir. Bakın ikinci çeşit neymiş? Ev veya yani ya erkek ismi olacak, erkek isimleri müzekkerdir. Veya yahlu min alamati te'nif içerisinde müenneslik alameti olmayan isimlere de yine ne denir? müzekker denir. Oysa ki e, erillikle, dişillikle bir alakası yok. Misle zabyun, zabyun geyik. Mektebun, mesela mektebun bakın mühendislik alameti yok. Dolayısıyla bu da yine müzekker bir isimdir. Masa veya büro manasına gelir. Kalemun mesela değil mi? Kalemun müzekker bir isimdir erkeklikle, erillikle herhangi bir alakası yok. Müenneslik alameti olmayan isimlere biz müzekker isim diyoruz. Kitabun gibi. Müennese bakalım. Yedullu ala unfa. Evet birinci şart. Ya bir bayanı gösteriyorsa, bayana işaret ediyorsa o isim, o zaman o isim müennestir. Misle ne gibi? Suadu. Suat ismi Araplarda arkadaşlar bayan ismidir. Bayanı işaret ediyor. Dolayısıyla bu suat kelimesi, suat ismi müennes bir isimdir. Zeynebu, bakın yine bir bayan ismi. Yani müenneslik alamet olmasına gerek yok. Bayan isimleri direkt müennes isim olarak kabul edilir arkadaşlar. Ev veya sadece bu mu? Yani müennes dediğimde sadece bayan isimleri mi anlaşılmalı? Hayır. Veya yentehi bi alametin min alamati te'nifi. Evet kelime ya veya o isim müenneslik alametlerinden bir alamet ile bitiyorsa o isimde o kelime de yine nedir arkadaşlar? Müennes bir isimdir. Demek ki müzekker dediğimde eril veya erkek hemen aklıma gelmeyecek. Müennes dediğimde de dişil veya dişi bayan hemen aklımıza gelmeyecek. Şöyle diyebiliriz ama erkek isimleri müzekker isimler kategorisindedir. Yani müzekker isimlerin alt başlığı altında erkek isimleri vardır daha farklı isimler de vardır. Müennes de yine e, bayan isimleri de müennes isimler kategorisinin altındadır. Yani eşittir sadece bayan veya bayan isimleri değildir. Burada okuduğumuz gibi. 2. ehemmu alamati te'nifi. Ha, evet dedik ya mühendislik alametleri olan veya olmayan isimlerdir. Nedir o mühendislik alametleri? Bakın bu yuvarlak te kelimenin sonunda gelen kapalı te dediğimiz yuvarlak te dediğimiz bazen böyle kelimeye bitişen bazen bitişmeyip tek başına yazılan bu Tlere te müenneslik te'si denir arkadaşlar. Yuvarlak te müenneslik te'si. Kemal şu kelimelerde olduğu gibi talibetün bakın şu yuvarlak te bu kelimenin müennes olduğunu gösterir. Tilmizetün talibetün bayan öğrenci, tilmizetün yine aynı şekilde bayan öğrenci demek. Bu kelimeler müennes isimlerdir. Ama bakın, hamza kelimesinde de yuvarlak t var. Biz ne dedik? Eğer bir isim sonunda yuvarlak t olmasına rağmen bir erkeği gösteriyorsa, bir erkek ismi ise o zaman bu isim kesinlikle müzekker isimdir. Yani t'ye, yuvarlak t'ye bakılmaz arkadaşlar. Evet, burada Tablo halinde yine vermiş. İsmi ikiye ayırmış. Müzekker isim, Müennes isim. Ahmed gibi mesela erkek ismi olduğu için bu bir müzekker isimdir. veledün yani Müenneslik alameti olmadığı için bu bir müzekker isimdir. Müenneslik alametlerinde sadece bizde bu yuvarlak teyi vermiş burada. Demek ki bu konuda bizi ilgilendiren sadece bu. Daha ileriki konularda birkaç e, alamet daha var. Müenneslik alametleri onları daha sonra göreceğiz. Kitabın Evet kitabın yine bakalım müzekkar ismi örnek. Neden? Çünkü müenneslik alameti yok. Sevrun yine müzekkar bir isimdir. Bakın neden? Çünkü müenneslik alameti yok arkadaşlar. Müennes isimlere bakalım. Fatimatu Metu bir bayan ismi olduğu için, bayanı gösterdiği için bu isim müennes bir isimdir. Bintun bu da yine bakın mühendislik alameti olmamasına rağmen bu bir bayanı gösterir. Kız. Kız bir bayandır. Dolayısıyla bu da yine müennes bir isimdir. Ümmün gibi. Ümmün anne demek olduğu için bayan birisini gösterdiği için yine bu da müennes isimdir. Mühendislik alameti olmasa dahi müennes bir isimdir. Şeceratün Evet bakın ağaç demektir. Sonunda yuvarlak t var. Müenneslik alameti olan yuvarlak t olduğu için bu bir müennes isimdir. Baqaratün evet inek demek. Yine bakın yuvarlak t olduğundan dolayı bu müennes bir isimdir arkadaşlar. Evet sayfa 14'e gelelim arkadaşlar. Sayfa 14. Buradaki örnek cümleleri okuyalım. Ondan sonra alıştırmalarımıza geçelim inşallah. Evet, elif sütunu var, bir de b sütunu var yine görmüş olduğunuz gibi. Burada altı çizili bütün kelimeler hepsi mü müzekker ismi örnektir. B sütunundaki altı çizili bütün kelimeler ise müennes isimlere örnektir arkadaşlar. Fiillerde de müzekker müennes durumu var. Ancak şu andaki konumuz sadece isimlerde müzekkerlik ve müenneslik. Müzekker ve müennes isimleri işliyoruz arkadaşlar. Tamam? Evet bir de bakalım. Mahmudun, talibun, müctehidun. Üç tane kelimeden oluşan cümlemizin üç kelimesi de altı çizili. Demek ki bunların hepsi müzekker isime örnekler arkadaşlar. Bakalım. Mahmudun, Mahmud çalışkan bir öğrencidir demek cümlemizin manası. Mahmud bir erkek ismi olduğu için müzekker isimdir arkadaşlar. Neden? Çünkü erkek ismidir. Mahmut kelimesi bir erkeği gösterdiğinden, gösterdiğinden dolayı bu bir müzekker isimdir. Talibuna bakalım. Talibun bir öğrencidir. Talibun yine bu da bir isim. Bakın burada müenneslik alameti olmadığı için bu kelime yine müzekker bir isimdir arkadaşlar. Müctehidun yine bakın müenneslik alameti olan yuvarlak t olmadığından dolayı yine bu kelime müzekker bir isimdir. İkiye bakalım. İştareke zaten fiildir değil mi? Fiil. Dolayısıyla bununla işimiz yok. Fil cemaati, fil cemaati, halidun ve aliyyun. Evet bakın el cemaati kelimesinde yuvarlak t var. Dolayısıyla bunu müzekker isimlere örnek almamış. Çünkü yuvarlak t var. Bu mühendis bir isimdir. Ama Halidun'a bakalım. Halidun bir erkek ismidir. Dolayısıyla bu müzekker bir isimdir. Aliyun yine bir erkek ismidir. Dolayısıyla bu müzekker bir isimdir. Müzekker bir kelimedir. Üçe bakalım. Selleme Mahmudun en nukude lil <Sessizlik> mudiri. Bakın lil müdiri. Müdür kelimesinin artı çizili. Yine mühendislik alameti olmadığı için, yuvarlak te olmadığı için bu bir müzekker isimdir. Evet erkek. Erkek bir müdür. Buraya bakalım. Fatimetu talibetun mücitehidetun. Bakın aynı cümlenin müennes formu. Aynı cümle. Burada Mahmut vardı. Burada Fatıma var. Fatıma olduğu için burada bayan birisini nitelediğimizden dolayı bakın burada nasıl gelmiş müennes gelmiş talibun erkek için talibun gelirken bayan için talibetün yuvarlak teli olarak gelmiş mücitehidetün yine aynı bakın konumuz Fatma olduğu için Fatma bir öğrencidir Fatma çalışkandır çalışkan bir öğrencidir derken nasıl gelmiş kelimelerimiz burada talibun mücitehidun gelmiş gel, gelmişken burada talibetün mücitehidetün müennes olarak gelmiş arkadaşlar. Yuvarlak T'den dolayı. Buraya bakalım. Necla'u ve Leyla var. Yine bakın bayan ismi olduğu için bu bir müennes kelimedir. Necla kelimesi. Leyla yine bayan ismi olduğu için müennes bir kelimedir. Sellemet. Bakın burada bunlar fiil. Fiillerde de dediğim gibi müzekker müenneslik meselesi var. Bunu ileride göreceğiz. Fatime zaten bayan ismidir, müennestir. En nukude lil müdirati. Bakın altı çizili olan kelime bu kelime. Dolayısıyla bu da müennes bir isimdir. Neden? Çünkü sonunda müennes kalameti olan yuvarlak te var arkadaşlar. Evet. 15. sayfayla devam ediyoruz arkadaşlar. Et tedribatu alıştırmalar. 1. İmle el faraga biwada'il kelimetil münasibeti mimma beynel kavseyni kema fil mithalit tali imle doldur el faragha boşluğu biwada'il kelimetil münasibeti uygun kelimeyi koyarak mimma beynel kavseyni parantez içindekilerden kema fil mithalit tali aşağıdaki örnekte olduğu gibi Örnek neymiş arkadaşlar bakalım. El misalu Leyla talibetun fil medrasetil ibtidaiyeti. Leyla bir öğrencidir. İlk okulda. El medrasetul ibtidaiyetu ilk okul demek arkadaşlar. Şimdi şurası boştu. Parantez içinde de talibun ve talibetun vardı. Yani bir müzekker isim var bir de müennes isim var. Bu ikisinden uygun olanı seçip buraya koymuş. Şimdi Nasıl seçeceğiz? Talibun mu yoksa talibetün mü? Müzekkeri mi yoksa müennes mi seçeceğiz? Neye göre seçeceğiz? Arkadaşlar bakın burada Leyla müennes bir isim olduğu için yüklemimiz de yine ne olmalı? Müennes olmalı, uyumlu olur. Biz buna Arapçada mübteda haber diyoruz. Daha ileriki konularda bu konuyu göreceğiz. Ama şimdilik özne yüklem diye söyleyebiliriz. Leyla öznedir. Bunun yüklemi de talibetündür. Leyla müennes olduğu için Buraya gelecek olan kelime de müennes olmalı. Evet. Leyla talibetun. Leyla talibun olamaz. Eğer burada başka müzekker bir isim olsaydı o zaman talibunu seçecektik tabii ki. Bire bakalım. Semiru nokta nokta fi vizarati sına'ati. Semir bir erkek ismidir. Sanayi bakanlığında. Evet. Buraya bir yüklem gelecek. Yani haber gelecek. Semir müzekker bir isim olduğu için parantezinden tabii ki müzekker ismi seçmeliyim. Mühendisun olacak. Semir mühendisun fi vizareti sınaati. El ma'hedu enstitü müzekker bir isim bakın gördüğünüz gibi. Buraya bir yüklem yani haber gelecek. O haberde ne olmalı ne demiştik? Ee, özne yani mübteda ile uyumlu olmalı. Mübteda haber konusunu göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla kebirun olmalı. El ma'hedu kebirun. Büyüktür. Seyyaratu halidin nokta nokta. Burada önemli bir konu var arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Burada ne diyor? Halidin arabası. Bakın halidin arabası nokta nokta. Dolayısıyla buraya gelecek olan yüklem halitle uyumlu değil. Seyyaratu kelimesiyle uyumlu olmalı. Yani bakalım burada ne var parantez içinde? Cedidetün, cedidün yani yeni kelimesi var. Yeni. Yeni olan Halit değil, Halit'in arabası. Dolayısıyla bu araba kelimesine, seyyaratü kelimesine uygun olmalı. Buraya gelecek olan haber yani yüklem. Yani Halit'in arabası yenidir derken yeni kelimesi cedidetün formunu seçmeliyiz. Çünkü yeni olan seyyaratü arabadır. O da müennes bir isimdir. Buraya seçeceğimiz yüklemde müennes olmalı. 4. Hüsamun nokta nokta fi vizarati sıhhati. Hüsam yine bir erkek ismi. Sağlık Bakanlığında nokta nokta. Tabibun tabibetun. Doktor kelimesi var. İkisi de doktor. Birisi müzekker formu, birisi müennes formu. Hüsamun müzekker olduğu için buraya seçmemiz gereken isim tabii ki de müzekker olmalı. Yani tabibun. 5. Suad'u nokta nokta fi vizarat-i terbiyeti eğitim bakanlığında. Suad eğitim bakanlığında nokta nokta. Suad evet bir bayan ismidir. Araplarda bayan ismidir. Dolayısıyla buraya gelmesi gereken kelime, isim, müennes olmalı. Suad'u müderrisetün. Evet öğretmen. İkisi de müderrisün de müderrisetün de öğretmen demek. Birisi erkekler için kullanılır, birisi bayanlar için kullanılır. Zeynep yine bir bayan ismi. nokta nokta fi'i şurfeti manziliha. Şurfe balkon demek. Evinin balkonunda nokta nokta. Zeynep müennes bir isim olduğu için buraya gelmesi gereken haber yani yüklem ne olmalı? Tabii ki müennes yani vakifetun duruyor. Vakifun ikisi de aynı. Birisi müzekker formu, birisi müennes formu. Buraya gelmesi gereken form Zeynep vakifetun olmalı. Jamiatul Azhari Camiatun nokta nokta Camiatul Azhari Ezher Üniversitesi Camiatun bir üniversitedir. Nokta nokta nokta. Yani buraya bir sıfat gelmeli nasıl bir üniversitedir? Evet sıfat mevsuf konu, konusunu da yine ileride göreceğiz arkadaşlar. Sıfat mevsuf yani niteleyen, nitelenen kelime ile müzekker ve müennesi bakımından uyumlu olmalı. Nitelenen kelime yani şu mevsuf olan kelime müennesse sıfatta ne olmalı? Müennes olmalı. Müzekkerse sıfatta müzekker olmalı. E camiatun burada nitelenen kelime budur. Müennestir. Mevsuf budur. Dolayısıyla sıfatımız müennes olmalı. Yani kadimetun eski bir üniversitedir. Evet 8. Mekke tu medinetun nokta nokta. Mekke bir şehirdir. Nasıl bir şehirdir? Yani buraya bir sıfat gelmesi gerekiyor. Evet dediğimiz gibi sıfat mevsufuna müzekker mühendislik bakımından uyumlu olması gerekir. Yani nitelenen kelime ile niteleyen sıfat uyumlu olması gerekir. Burada nitelenen kelime yani mevsuf olan kelime medinetündür. O zaman mukaddesetün diye müennes bir sıfat buraya getirmeliyiz. Mekketu medinetün mukaddesetün. Evet ikinci alıştırma. İhtar minel amudi b. B sütunundan seç diyor. Amud sütun. İhtar seç. Ma yunasibu uygun olanı Kelimatil amudi elif. Evet. Elif. Elif sütununa uygun olan kelimeleri B sütunundan seç diyor. Bi hayfu tukawinu cümelen mufideten. Anlamlı cümleler oluşturacak şekilde. Yani öyle hem elif e, sütunundan e, elif sütunundaki cümleyi tamamlayacak olan parçayı B sütunundan seçeceğiz tam bir cümle olacak ama tabii ki. Bakalım atta iratu demiş. Atta iratu müennes bir kelime. Dolayısıyla hem mana açısından uyumlu hem de müzekker müenneslik açısından uyumlu bir cümle seçmeliyim. İbare seçmeliyim. Atta iratu uçak. Burada ne diyor? tu fil hadikati. Çocuk bahçededir. Es seyyaratu emmel menzili. Evet. Ee, araba evin önündedir. Nâcihatun fil müsâbâkati. Yarışmada başarılıdır. Müşrikatun el yevme. Bugün parlaktır. Dolayısıyla bunlar oraya ona uygun değil. Demek ki öbür sayfada kalmış onu tamamlamam tamamlama, tamamlayan ibare. Lezizun demiş olmaz. Leziz lezzetlidir. Muhlisatun fi ameliha. işinde samimidir. Mürtefiatun fi semaiha. işte budur mürtefiatun hem mü, müenneslik bakımından uyumludur hem de mana açısından manayı tamamlıyor. Yani gökyüzünde yükseliyor. Evet uçak yani şurada attairatu tamamlayan ibare taburda bir de bir sonraki sayfada mürtefiatun fis gökyüzünde yükseliyor. Bu olmalı. İkinci kelimeye bakalım. Et tuffahu elma bunu tamamlayan cümle hangisi olmalı? Bunları tercüme etmiştik. Bunlardan uyumlu olan yok. Yine öbür sayfada lezizun. Evet lezzetlidir. Olabilir. Budur. Et tufahu. Bunu tamamlayan ibare, kelime budur. Lezizun. Bakın bu müzekker bir isim. Tamamlayan ibare yani kelime yine müzekker bir isim arkadaşlar. Üçüncü kelimeye bakalım. El cündiyyü asker. El cündiyyü asker. En sonunda bakın bir kelime e, ibare var. Şuca'un fil harbi. Şuca'un cesaretlidir. Fil harbi. Evet. Savaşta cesaretlidir. Cesurdur. Değil mi? Budur. El cündi müzekkerdir. Bakın. Onu tamamlayan ibare yüklem. Yani haberi yine müzekkerdir. Mana olarak da tamamlıyor. Müzekker mühendislik bakımından da uyumlu arkadaşlar. Ve kafet. Ve kafet durdu. Evet, attıflatu olabilir. Attıflatu, attıflatu, kız çocuğu fil hadikati Bu olabilir ama yok. Tel ile de ilişkili o olabilir. Başka ne olabilir? Ve kafet. Es seyyaratu tabi ki. Ve kafet es seyyaratu emamel menzili. Araba evin önünde durdu. Mana olarak bu tamamlıyor. Fiillerde de müzekker müennes var demiştik. Eğer bir fail veya özne eğer müzekkerse fiil de müzekker. Eğer müennesse fiil de müennes gelmeli arkadaşlar. Dolayısıyla vakafet es seyyaratu emamel menzili olacak. Bakalım tu var. Fatımet'u. Fatıma. Ne olabilir? Fatıma. Eee... Nacihatun fil müsabakati olabilir. Başarılıdır. Yarışmada başarılıdır. Fatimetu müennes olduğu için bakın onu tamamlayan yüklemde haberde yine nedir? Müennes gelmiş. Mana açısından da bir problem yok. Telabu oynuyor. Telabu oynuyor. Kim oynuyor? Evet bu olabilir. Attifletu fil hadikati. Müennes bakın fiil müennes gelmiş. Evet failimiz yani öznemiz de yine nedir? Müennesdir. Bir uyum var. Mana açısından da birbirini tamamlıyor. Çocuk, kız çocuğu bahçede oynuyor. Eşşemsu var. Eşşemsu, güneş. Evet. Müşrikatun el yevme. Bugün parlaktır. Bugün güneş parlaktır. Evet, eşşemsu kelimesi arkadaşlar görünüşte müzekker görünmesine rağmen müennes bir kelimedir arkadaşlar. Semai veya mecazi müennes dediğimiz bazı kelimeler var. Bunları da ileride göreceğiz. E, bu kelimeler de müzekker görünmesine rağmen müennesler. Zaten sayıca çok fazla değirdiler. Tamamen ezberlememiz gerekiyor. Yani Duyarak bildiğimiz, öğrendiğimiz, bunun mühendis olduğunu bildiğimiz kelimeler var. Bu da onlardan birisidir. Eşşems mühendis bir kelimedir. Dolayısıyla onu tamamlayan yüklem de yani haberi de yine müennes gelmiş. Müşrikatün parlaktır. El yevme. Bugün. El muallimetu. Yine kelimemiz mühendis. Bakın bayan öğretmen. El muallimetu. Bayan öğretmen. Hangisi kaldı? Şu kaldı sadece zannedersem. Muhlisatun fi ameliha. işinde samimidir, işine bağlıdır, işine sadıktır diye tercüme edebiliriz. Bakın el muallimetu müennestir. Bu müpteda cümlenin başladığı kelime müennestir. Dolayısıyla onu tamamlayan yüklem yani haber de yine bakın ne gelmiş? Müennes gelmiş arkadaşlar. Evet. Üçüncü alıştırmada ne diyor? İkra. Oku. Sümme. Sonra Ecip. Cevap ver. Anil es ile Aşağıdaki sorulara cevap ver. Kharaca Ahmedu minel jamiati. Ahmet üniversiteden çıktı. Fe rakibe seyyaratehu. Fe bağlaç harfidir arkadaşlar. Atıf harfidir. Bazen ve bazen ardından peşi sıra hemen manasını ifade edebilir. Burada mesela Ahmet üniversiteden çıktı ve sonra yani hemen peşi sıra bunlar hemen sonra rakibe bindi. Seyyaratehu arabasına bindi. Evet rakibe fiili için ne demiştik daha önce arkadaşlar? İlaya ihtiyaç durma duymaz. Yani Türkçe'de biz ne deriz? Arabaya. Bakın EA. Sanki EA edatı getirmemiz gerekiyor. İlahi getirmemiz gerekiyor gibi duruyor. Ama hayır. Rakibe bir şeye binmek demektir. İla edatı almadan, ilah harfi ziri almadan direkt binilen şey neyse rakibe fiilinden sonra o getirilerek bu mana ifade edilir arkadaşlar. Rakibe seyyaratehu arabasına bindi. Ve lemme vasale ilel beyti. Ve lemma, lemma burada dığında deyinde manası ifade eder. Lemma vasale ulaştığında, ulaştığı zaman ilal beyti eve, eve ulaştığında ve cede validehu babasını buldu ve ummehu ve annesini, annesini ve babasını buldu. Fintizarihi kendisini beklerlerken buldu. Fesellema aleyhima o ikisine selam verdi. Selleme ala ile kullanılırsa arkadaşlar selam verdi manasına gelir. Selleme aleyhima onlara yani o ikisine selam verdi. Ve ba'de fetratin kasiretin. Ba'de fetratin kasiretin. Fetra burada müddet, süre. Kasiretin kısa. Kısa bir süre sonra yani az sonra vasale uhuhu onun kardeşi geldi, ulaştı. Ve uhtuhu Khadija. Ha, ahuhu Hatem ve uhtuhu Khadija. Ve kız kardeşi Hatice ulaştı, geldiler. Minel medraseti okuldan. Fecelesel celesel Herkes oturdu. Havlel maideti. Sofranın etrafına herkes oturdu. Li tenavuli ta'amil gada'i. ''Li'' burada sebebiyet bildirir. Yani için. ''Tenavülü ta'am'' yemek yemek arkadaşlar. ''El gada'i'' öğle yemeği. Öğle yemeğini yemek için sofranın etrafına oturdular. ''Fümme dekhala ahmedu gurfetehu'' Sonra Ahmet odasına girdi. ''Li <laughs> yesteriha'' Yine ''Li'' bakın sebebiyet için. İstirahat etmek için. Ve validu. Evet. Ve celesel validu. Baba oturdu. Yakra'u sahifete. Gazete okumak için baba oturdu. Evet. Sorular var parçayla alakalı. Onları okuyalım. Eyne yedrusu Ahmedu. Ahmet nerede okuyor? Yedrusu. Evet. Mâzâ fe'alel vâlidu ba'del gadâi. Baba öğlen yemeğinden sonra ne yaptı? Evet, ba'de bir şeyden sonra arkadaşlar. Bir şeyden sonra, yani ba'deden sonra illa bir kelime gelmesi gerekir. O da gelmiş, al kelimesi. Öğlen yemeği. Öğlen yemeğinden sonra baba ne yaptı? Cimde ne diyor? Ayin, tayin et, göster. Kullen minel ismil muzekkeri vel ismil müennesi fil fıkratı Evet. Geçen parçada yani üstteki parçada üstteki parçada geçen her bir müzekker isim ve müennes isimleri göster diyor. Az önce okuduğumuz parçadaki parçada geçen müzekker ve müennes isimleri istiyor arkadaşlar. Müzekker isimleri buraya yazacağız. Müennes isimleri de buraya yazacağız arkadaşlar. Da daireten havlel harfi koy, da koy demek. Daireten, daire koy. Yani yuvarlak içine al. Havlel <laughs> harfi. Evet harfi de harfleri de parçada geçen harfleri de yuvarlak içine daire içine koy. Dörtte ne diyor? Havvil ila sıygatil müennesi kema fil misali tali. Havvil dönüştür arkadaşlar. İla sıgata müennesi, müennes formuna müennes sıgasına dönüştür. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi. Örneğe bakalım. El mühendisu neşitun. Mühendis aktiftir, çalışkandır. Bu tabii ki müzekker formu değil mi? Mühendisten e, kastımız erkek bir erkek bu kişi. Bunu diyor müennes'e dönüştür. Yani burada bir insandan bahsettiğimiz için bunu bayana dönüştüreceğiz. Burada erkektir, burada bayana. El mühendise tu. Evet. Sadece kelimenin sonuna bir yuvarlak t ekleyerek bazı, çoğu kelimeyi ne yapabiliriz? Müennes formuna dönüştürebiliriz. Burada olduğu gibi. El mühendise tu. Artık bayan mühendis oldu. Bakın yüklemi e, neşi tundu burada. Müzekkerle müzekker uyumlu oldu. Ama burada artık mübtedamız e, yani öznemiz müennes olduğu için yüklemde yani haberde ne olmalı? müennes olmalı. El mühendisetu neşitatun. Evet, buraya bakalım. Ahi mujtehidun. Ahi mujtehidun. Kardeşim kardeşim çalışkandır. Değil mi? Kardeşim çalışkandır. Erkek kardeşim tabii ki burada. Biz burada Ba ee, kız kardeşim diyeceğiz. Kız kardeşim. Bazı kelimeleri ne yapamayız? Sadece yuvarlak te ekleyerek yapamayız. Onların müennesleri özeldir. Mesela ehunun müennesi uhtundur. Dolayısıyla ehi yerine uhti kız kardeşim böyle ifade edilir. Uhti mujtahidetun. Tabii ki burada müzekker olduğu için müctehidün geldi. Ama uhti artık müennes olduğu için haberi de nasıl gelmeli? Müctehidetün olarak gelmeli. Ebi kerimun. Evet benim babam cömerttir. Ebi. Yine eb kelimesinin müennesi arkadaşlar yine özel bir kelimedir. Yani anne babanın müennesi nedir? Karşılığı nedir? Annedir. Dolayısıyla burada ne olacak? Ummi ummi olacak. Peki haberi nasıl gelecek? Tabii ki de müptedamız, öznemiz müennes olduğu için yüklemimizde yani haberimizde ne olmalı? Müennes yani kerimetün. Bunun sonuna bir yuvarlak te ekleyerek müennes yapıyoruz. 3'e bakalım. Ammi mevcudun fi menzilina. Amcam evimizde mevcuttur, var, bulunuyor. Amcam bizim evimizdedir. Dolayısıyla sanki burada ne olmalı? Amca yerine hala olmalı. Ammi yerine ammeti. Evet ammün amca, ammetün hala. Burada direkt yuvarlak t koyarak bunun müennesini yapabiliyoruz. O zaman ammeti mevcudun yerine ne olmalı? Tabii ki de mevcudetün olmalı. Ammeti mevcudetün. Evet bu zaman zarfıdır. Bunda sorun yok. Aynısını yazacağız buraya. Fi menzilina diyeceğiz. El abu rahimun. Yukarıda geçmişti zaten. El abu yani baba. Babanın müennesi neydi karşılığı? El ummu. Baba yerine burada ne diyeceğiz? El ummu rahimun yerine ne diyeceğiz? Müennes olmalı. Müennes formu olmalı. Bir yuvarlak t'ye getirerek bunu ne yapacağız? Müennes yapacağız. Rahimetun. El ummu rahimetun. Buraya bakalım. Haza muhendisun masriyun. Bu Mısırlı bir mühendistir. Evet burası bakın müzekker. Yani bu mühendis müzekker erkek. Şimdi burada bu Mısırlı bayan bir mühendistir. Yani bayan bir mühendisi göstererek bu cümleyi tekrardan kuracağız. O zaman şöyle olacak arkadaşlar. İsim işaretleri dediğimiz isim işaretleri dediğimiz zı, şey kelimeler var. Bunlarda da yine müzekker mühendislik var müzekker bir isme işaret ederken hâzâ'yı kullanırken müennes bir isme işaret ederken hâzihi'yi kullanmalıyız. Evet isim işaretleri yine gelecek ileriki derste de göreceğiz. Hâzâ yerine müzekkere işaret ederken hâzâ yani bu manasında bu demek. Müennesi işaret ederken hâzihi demeliyiz arkadaşlar. Mühendis'in yerine ne olacak? Yuvarlak da ekleyeceğiz. Hâzihi mühendisetün. Peki Mısriyün yerine nasıl ne olmalı arkadaşlar? Yine tahmin ettiğiniz üzere sonuna bir yuvarlak t'ye getirerek bunu da mühendis yapmalıyım. Sıfat çünkü bu. Hâzihi mühendisetün mısriyetün diye bu cümleyi kurabilirim arkadaşlar. 6. El muallimu öğretmen muhlisun samimidir. İşine sadıktır, işine bağlıdır. Bu tabi ki erkek öğretmen. Biz burada bayan, mühendis yapmamızı istiyor. O zaman ne demeliyim? Sonra bir yuvarlak te getiririm. El muallimetu derim. Muhlisun yerine ne derim? ne derim yine? Bu haberdir. Bu haberi e, müptelaya uyumlu getirmemiz gerekiyor. O zaman el muallimetu muhlisatun. 7'ye bakalım. El muvazzafu mevcudun fiş şirketi. El muvazzafu müzekker bir isimdir mevcudun. Dolayısıyla bakın bu da müzekker gelmiş. Biz burada ne yapacağız? Müennese dönüştüreceğiz. Yuvarlak te ekleyerek yapabilirim ikisini de. El muvazzafetu mevcudetun fiş şeriketi. 8. El mudiru müsafirun ilal kahirati. Müdür yolcudur kahireye. Kahire yolcudur. Bu müdür tabi ki erkek. Müzekker. Biz bunu müennes yapacağız. Nasıl yapacağız? Sonra bir yuvarlak t'ye getiririm. El müdiratu Müsafirun yerine yine bir yuvarlak diye getiririm. Müsafiratun ilel kahirati dedik mi? Olmuş oluyor arkadaşlar. Beşte ne diyor? Havvil ila sigatil müzekkeri. Hmm, yukarıdakinin tersi. Yukarıda müzekker olan cümleleri müennese dönüştürmüştük. Şimdi diyor ki müzekker formuna dönüştür. Misalde olduğu gibi. Bakalım. El bintu sagirun. El bintu sagiratun. Neden? Çünkü bu müennes bir isimdir. Kız. El kelimesi bir bayana işaret eder. O zaman bu müennes bir isimdir. Sagiratun. O yüzden de bakın e, haberi nasıl geldi? Müennes olarak geldi. Bunu şimdi müzekere dönüştüreceğiz. El kız çocuğu olduğuna göre erkek çocuğu ne demek Arapçada? El veledu. El veledu diyeceğiz. Evet. Dolayısıyla sıfatı nasıl gelecek veya haberi nasıl gelecek? Sagirun müzekker olarak gelecek. El veledu veya et tiflu ikisi de olabilirdi. Sagirun müzekker. Bu da müzekker geldi. Bu müennes, bu da müennes. El ummu naimetun. El ummu anne. Bakın görünüşte sanki müzekker gözükse bile, müzekker gibi gözükse bile el ummu kelimesi bir bayana işaret eder değil mi? Anne. Bu bir bayandır. Dolayısıyla bu da müennes bir isimdir. O yüzden haberi nasıl gelmiş? Naimetun diye müennes gelmiş. Bunun müzekkeri nedir? El ebu. El Abu, Naimun. Yuvarlak teyi atarım. Naimun kalır. Müzekker. Müzekker. El ebu. Naimun. İki de ne var? Ukhti nacihatun fil imtihani. Kız kardeşim başarılıdır. İmtihanda başarılıdır. Şimdi kız kardeşimin müzekkeri nedir? Erkek kardeşimdir. O da ah kelimesi. Ahun kelimesi. Ahun erkek kardeş. Uhtun kız kardeş demek. Burada benim kız kardeşim dediğine göre ben burada erkek kardeşim diyeceğim. O zaman ahi. Sonuna ah kelimesinin sonuna ye getirdim mi benim kardeşim olur. Ahi. Haberi nasıl olacak? E, ah kelimesi müzekker olduğuna göre Haberi de tabii ki de Naci olarak. Yani yuvarlak T'yi atıyoruz. Naci Hun kalıyor. Bu şekilde buraya getiriyoruz. Ammeti Musafiratun. Ammeti Halam. Musafiratun yolcudur. E, bunu müzekkere dönüşüreceğiz Yani amcam diyeceğiz bu sefer. Evet T'yi atınca Ammi kalır. Ammi amcam. E, uyumlu olmalı. Müzekker olmalı. Yine buradan da yuvarlak T'yi atarsam Musafirun kalır. El muslimetu vaqifatun amama el ka'beti. Evet, Müslüman bayan ama bayan Müslüman Kabe'nin önünde duruyor. Bunu ne yapacağız? Müzekkere dönüşüreceğiz. Atalım yuvarlak t'leri. El muslimu vaqifun amama el ka'beti olur. 5 tane var. El mudarrisetu vaqifatun amama es sabburati. Bayan öğretmen yazı tahtasının önünde duruyor. Biz bunu müzekkere çevireceğiz. Atalım yuvarlak t'leri. El müderrisu vaqifun emame sabburati. Altıda ummi mevcudetun fil beyti. Annem evde bulunur. Evdedir. O zaman bunu babam diye dönüştüreceğim değil mi? Müzekere olması için. Ebi mevcudun. Tabii ki yuvarlak t'yi atacağız artık. Müzekker çünkü fil beyti diye devam edeceğiz. Haleti muallimetun fi medresetil atfali. Haleti teyzem öğretmendir. Bir öğretmendir. Çocuk. Ana ana okulunda diyebiliriz. Çocuk okulu diyor da biz bizde tam karşılığı bu nedir? Ana okulunda bir öğretmendir. Eee mühendis olduğuna göre bunun müzekeri nedir? Değil mi? Dayım deriz. Dayım. Yani Khali T'ye atarız. Khali bu sefer burada müzekker olmalı. Muallimun. Muallimun olacak. Gerisi aynı. Fi medrasetil atfali. İbneti talibetun mücdehidetun. İbneti. İbnetun kelimesi kız çocuk demek. E, çalışkan bir öğrencidir diyor. Benim kızım çalışkan bir öğrencidir. Erkek çocuk ibnün. Yani şöyle diyeceğiz. İbni. İbni talibun mücütehidun değil mi artık ibni müzekker olduğu için haber de onun sıfatı da ne olmalı müzekker olmalı talibun mücütehidun Evet 6. alıştırmada ne diyor İmle el faraga bi vad'i el ismi uygun ismi koyarak boşluğu doldur ve beyin ve açıkla nev'ahu çeşidini açıkla Parantez yani müzekkaran en Müzekker mi yoksa müennes mi olduğunu açıkla. Kema fil misaleyni taliyeyni. Aşağıda iki örnekte olduğu gibi. Örneklere bakalım. Rakibe faysalun es Bakın yine rakibe fiil geldi. Dikkat edin ila ile kullanılmamış. Direkt nereye neye bindiyse Hemen o zikredilmiş, söylenmiş. Faysal bindi. Neye bindi? Es seyyarete, arabaya bindi. Altı çizili olan kelime, evet altı çizili olan kelime nedir arkadaşlar çeşidi? Tabii ki de müzekker değil mi? Bir erkek ismidir bu. Dolayısıyla hemen müzekker isim yazıyoruz. Tasumu, oruç tutuyor, oruç tutar. El muslimetu, bayan müslüman, ramadane. Evet, ramazanı tutar. Müslüman, bayan müslüman, ramazan orucunu tutar. Bakalım bunda yuvarlak T olduğu için bu bayan değil mi? Bir bayanı gösteriyor. Bayanı işaret ediyor. O zaman ne diyeceğiz? Bu kelime müennes bir isimdir arkadaşlar. Müennes. Buraya bakalım. Câlisetun fil hadîkati. Câlisetun fil hadîkati. Bakın bu haberdir. Yani yüklemdir. Oturuyor diyor. Oturuyor. Bahçede oturuyor. Buraya bir isim söyleyeceğiz. Bir isim getireceğiz veya ee, müennes tabii ki değil mi? Bakın calisetün buradaki haber müennes olduğu için buraya gelmesi gereken özne yani da ne olmalı? Kesinlikle müennes olmalı. Ya bir bayan ismi söyleriz direkt. Mesela Zeynebu calisetün diye ya da At-Talibetu calisetün ya da At-Tifletu calisetün diye buraya bir müennes isim getirmeliyiz. Çeşidinde buraya yazacağız. Müennes değil mi? Müennes olarak yazacağız. İkiye bakalım. Müsafirun ile dimeşka Şama yolcudur. Şama yolcudur. Müsafirun. Bakın bu müzekker, haber yani yüklen müzekker olduğu için buraya gelmesi gereken özne yani müpteda'da ne olmalı? Müzekker bir isim olmalı. İster bir erkek ismi getirin. Ahmedu müsafirun gibi ya da talibu gibi erkeği gösteren, erkeği işaret eden bir isim getirelim. Evet, el müdiru diyebiliriz mesela değil mi? El müdir ya da ebi müsafirun diyebiliriz. Önemli olan buraya müzekker bir isim gelmesi. Üçte ne var? Necihatun başarılıdır diye bakın bir yüklem var. E özne de ne olmalı? Bununla uyumlu olmalı. Bu müennes. O zaman buradaki mübteda da yani özne de ne olmalı? Müennes olmalı. İşte faati metu Ühti, <laughs> Naciha'tun gibi müennes bir resim koyabiliriz. At-tiflu, <laughs> nokta nokta. at <laughs> mesela çocuk diyor. At-tiflu, <laughs> çocuk, müennes, müzekker değil mi? Erkek, çocuk. O zaman buraya gelmesi gereken yüklemde ne olmalı? Müzekker olmalı. Yani mesela, At-tiflu, <laughs> naimun, uyuyor. At-tiflu, <laughs> naimun diyebiliriz. Ve <laughs> at-tiflu, zekiyyun. Attiflu mücdehidun gibi müzekker bir e, haber getirmeliyiz. Bintun zekiyetün nokta nokta bir kızdır. Zekiyetün de bunun sıfatı zeki bir kızdır. Bakın bu müennes bir kelime değil mi? Haberimiz müennes. O zaman müktedamızda ne olmalı? Müennes olmalı yani mesela Uhti diyebiliriz veya ibneti bintun zekiyetun ya da direkt bir bayan ismi koyabiliriz işte ayşe tu bintun zekiyetun gibi olabilir. nokta nokta raculun mu'minun raculun bir adamdır bir kişidir mu'minun mümin bakın bu da müzekker müzekker bu da müzekker uyumlu. Bu haberdir bir adamdır diyor. Dolayısıyla buraya ne gelmeli? Müzekker bir isim gelmeli. Mesela Ahmedu raculun mu'minun. İşte abi raculun mu'minun. Caddi raculun mu'minun diye buraya gelecek olan kelime ne olmalı? Müzekker bir isim olmalı. Es seyyaratu nokta nokta. Evet bakın müptedamız yani öznemiz müennes. O zaman buraya gelmesi gereken kelime de müennes olmalı. Mesela araba yenidir diyelim. Es seyyaratu cedidetun. Es seyyaratu cedidetün. Bu müennes burada müennes oldu. Burada tam tersi bakın burada yüklememiz kebirun. Büyüktür. Yani ee, müzekker bir kelimedir. Demek ki da yani özlemizde ne olmalı? Ne olmalı? Müzekker olmalı. Mesela diyelim ki ev büyüktür. El beytu kebirun. El beytu müzekker bir isimdir. Kebirun da yine müzekker bir isimdir. Burada ne istiyor? Hati esma'a muzekkereten tebde'u bil harfi mim sin fe. Evet bu harflerle yani mim sin fe harfleriyle başlayan müzekker isimleri getir diyor. Değil mi? Muhammed, Mustafa, Mahmudu. Acaba sadece erkek isimleri mi? Yani veya kişi, özel isim mi? Yoksa diğer isimleri de istiyor mu? Fark etmez. Müzekker olmalı değil mi? mahmudun evet Müdirun gibi muhasibun mühendisun bunlar hep nedir müzekker isimlerdir arkadaşlar semirun selmanu süleymanu değil mi gibi feridun fatih faiz faruk diye biliriz arkadaşlar غودنا چور هاتي أسماء مؤنثة تبدأ بالحرف سين ميم عين يعني سين ميم عين حرف لريلة باش ليان مسفل مؤنس ساعدة سوزان سارة ديا بلرس Mim harfi ile başlayan Mönira Meryem Melike Macide Meral diyebiliriz. Ayın ile başlayan isimler neler? Aişe Adile Abide Atike Yani aliye Amira Diye söyleyebiliriz. Evet Üzkür Esma el eşya el müzekkara El fil Sınıfta mevcut Olan bulunan müzekker şeylerin isimlerini zikret Söyle Evet en başta nedir mesela Muallimun değil mi kitabun talibun, mektebun, babun, evet, kalemun gibi. Uzkur esma el eşya el müennese el mevcuda fis Bu sefer de sınıfta mevcut olan müennes şeylerin isimlerini söyle diyor. Sebburatun, muallimetun, talibetun, değil mimsahatun yani silgi mimhatun da olabilir. Evet gibi. 5 ne diyor. Hatil müennese kema fil misali tali. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi müennes getir müennes yap diyor. Mesela ebun baba bunun müennesi nedir? Tabii ki de ummun bazı kelimelere hemen sonuna yuvarlak t yapa, koyarak müennes yaptığımız gibi bazı kelimelerin müenneslerinin formu özeldir arkadaşlar. Burada olduğu gibi. Yani ebün hemen yuvarlak t koyalım. Ebetün olsun müennesi olmaz. Ebünün müennesi tabii ki de ummündür. Baba bu da anne. Yine aynı şey burada da geçerli. Mesela ehun erkek kardeş. Bunun bayan kız formatı nedir? Uhtun kız kardeş, uhtun. Evet, veledun erkek çocuk. Bunun kız formatı nedir? Tabii ki de bintun. Kız çocuk bintun. Raculun erkek, adam kadın dememiz için yine bunun özel formu var. İmraetun. Raculun müzekkeri, bunun müennesi imraetun. Evet, ibnun erkek çocuk, oğlan. Evet bunun müennesi kız çocuk nedir nasıl denir? İbnetün. İbnetün. Ammun hala amca pardon. Hala demek için yani bayan müze müennesini söylemek için nasıl söyleyeceğiz? Sonra bir yuvarlak getiriyoruz. Burada da öyle yaptık bakın. İbnetün de bir yuvarlak getirdik. Burada da yine yuvarlak getirerek müennesi yapabiliriz. Ammetün am, e, hala olur. Halun dayı yani bu müzekker bir kelime. Müennesi nasıl olur? Haletün yine yuvarlak te getirerek. Dikün, dikün, bakın bu horoz. Dikün horoz. Yani bu erkektir değil mi? Bunun müennesi e, diketun olmaz tabii ki de. Aynı bizde olduğu gibi. Nasıl biz müennesine tavuk diyoruz? İşte bunun karşılığı da decacetun'dur. Dikün horoz. E, bunun müennesi yani tavuk decacetun. Sevrun Evet, sevrun yani boğa veya öküz, neyin bu e, erkek, bunun dişisi nasıl oluyor arkadaşlar? Yine bunun forma, formu da özel yani bekaratun, yani yuvarlak te ekleyerek sevratun dersek olmaz. Sevratun apayrı başka bir kelime. Cemelun, Cemelun deve, erkek deve, bunun dişisi nasıl söylenir? Naqatun, Naqatun dişi deve. Evet, demek ki bazı müzekker kelimelerin müennesleri özel formda geliyor ama çoğu kelime yani sonuna yuvarlak t ekleyerek bu kelimelerin müennesini yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet burada ne istiyor bizden? Izkur el esma' el muzekkara ve el el mevcuta fi'l mustashfa, fil suq, fi'l funduk. Yani hastanede, çarşıda, pazarda, otelde mevcut olan bulunan müzekker ve müennes isimleri söyle diyor. Önce mesela fil müsteşfa hastanede gördüğümüz müzekker isimler neler? En başta ne gelir? Hastane dediğimizde aklımıza doktor gelir değil mi? Tabibun, tabibun. Sonra hasta, maridun, maridun. Bunlar hep müzekker isimlerdir. Başka, mumarridun. Mesela hemşirenin erkek olanı hemşir veya hasta bakıcı mümerridun diyebiliriz. El esme el müennese müennes isimler nelerdir? Bunların müenneslerini yapalım. Mesela tabibetün deyince bayan doktor, Maridatun deyince bayan hasta, mümerridatün deyince bayan hemşire veya bayan hasta bakıcı diyebiliriz. Çarşıda, pazarda gördüğümüz bulunan müzekker isimler nelerdir? Mesela Tüfah, tamatım, domates, patates, patates, bıçak, soğan, cezar, havuç, malfuf, lahana. Yani, thum, sarımsak diye pek çok müzekker isim sayılabilir. El esme ulmuen nesetihye, isimler ise şunlardır: fakihetun demiş değil mi? Meyve. Zuratun mısır. Feravle çilek. Ezzahratu karnabahar diye pek çok mühendis isim var arkadaşlar. Filfunduki otelde müzekker isimler şunlardır. Muazzaful isti'lamati. İsti'lamat danışma demek arkadaşlar danışma görevlisi. Mudirul funduki otel müdürü mesela. Ondan sonra ummalun nazafeti temizlik işçileri. Tabbahun değil mi aşçı gibi isimler zikredebiliriz. El esmaul müennesetu hiye müennes isimler şunlardır diyor. Hucratun değil mi? Oda. Tabbahatun olabilir mesela. Bayan aşçı. Amilatun bayan işçiler. Müdiratul funduki otelin bayan müdürü diye söyleyebiliriz. Evet. Dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Şu hülasa kısmında özet kısmının en dibinde bir not vardı. Onu da söyleyelim. Hunake esmaun tuamelu muamelatel müennesi. Bazı isimler vardır diyor arkadaşlar. Müennes muamelesi görürler. Yani zahirde, görünüşte müennes olmasalar dahi müennes muamelesi görürler. Ve tüsemme el müennes el mecazi. Mecazi müennes diye isimlendirilirler. Misle ne gibi? Darun. Ev. Bakın darun. Müzekkar gibi gözüküyor ama bu müennesdir. Bunları ezberleyeceğiz. Duyarak öğrenebileceğimiz kelimeler bunlar. Müennes olduğunu öğreniyoruz o kadar. Herhangi bir e, ölçüsü yok. Aynun mesela yine göz. Şemsun e, güneş. Mesela insan vücudundaki tek organlar arkadaşlar müzekkerdir. Birden fazla olan organlar ise müennestir. Mesela aynun iki tane. Dolayısıyla bu müennestir. Mesela enfun tektir burun. O yüzden müzekkerdir. Ama üzünün kulak değil mi? Mesela müennestir. Yedun el müennestir. Riclun işte ayak müennestir ama rassun mesela baş kafa o yine müzekkerdir. Evet. Böylece ikinci dersimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.